Tonguç, bugün seninle paragraftaki 10 soruyla alakalı 10 özel taktik vereceğiz. Ve bu taktikleri bir an hızlı anlatacağım sana. Dikkatli bir şekilde dinle. Emniyet kemerini bağla, arkana yaslan ve başlayalım. Hocam paragraf sorularından çok tiksiniyorum hocam, yapamıyorum. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi 10 tane taktik vereceğiz ve dikkatli bir şekilde dinlersen bu taktiklerle artık paragraf sorularını daha hızlı ve daha rahat bir şekilde çözeceksin. Şimdi metnin konusu hangisidir tarzı sorularda? Yani, taktik ne hocam? Taktiğimi söylüyorum. Anahtar kelimeler konuyu buldur. Yani paragrafın içerisinde bazı kelimeler sürekli dolaşır ve onlar seni doğru cevaba yönlendirir. Çünkü konu metinde bahsedilen demektir. Birisi bak. Ulaşım araçları günlük yaşantımızın diye devam ediyor. Bak, ulaşım araçlarını gösterdi. Devam ediyoruz. Bu motorlu kara taşıtları çıkardıkları zararlı gazlarla soluduğumuz havayı kirletmektedir. Devam edelim. Aynı zamanda öyle ki hava kirliliğinin yarısı motorlu kara taşıtlarına kaynaklanmaktadır. Bak, tekrar motorlu kara taşıtları dedi. Rezil ettiler bizi. Bak, sürekli bak, araç, kara taşıtları, motorlu kara taşıtları dedi. Ve bir kelime daha fazla karşımıza çıktı. O da dikkat etsen hava kirliliği bak. Hava kirliliği. Soluduğumuz hava, hava kirliliği kelimeleri çok dolaşıyor. O zaman biz diyeceğiz ki burada adamlar ulaşım araçlarının havayı kirlettiğinden bahsediyor. Metin konusu kara taşıtlarını kullanan yakıt türleri olamaz, alakası yok. Benzin veya elektrik. Hayatın günlük akışında toplu taşımacılıktan bahsediyor. Motorlu kara taşıtlarını bak. Görüyor musun bak? Aynı renkle çiziyorum gene. Hava kirliliğinin etkisi. Hava kirliliği kelimesi soluduğumuz hava. O zaman doğru cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyeyim. Ne kadar basitmiş hocam gerçekten. Anahtar kelimeler konuyu buldurur Tonguç'un. Şimdi diğer bir soru tarzımıza geçelim. Örneklerden önce ana fikir yer alır diyoruz. Ne demek bu? Ana fikir biliyorsun fikirlerin annesiydi. Yani ana düşünceydi. Asıl anlatılmak babası istenen. Kim bunların? Babası da konusu oluyor. Şimdi bak, asıl anlatılmak istenen nedir dediği zaman sen genellikle son cümlelere odaklanacaktın. Ama bazen sana bir örnek verir. Bir şeyle alakalı örnek veriyorsa anlatacağı konuyla alakalı örnektir. Mesela ben şimdi sana dedim ki bugün sana paragraf taktikleri vereceğim dedim ve hemen örnek sorular çözmeye başladım. O zaman benim temel ana düşüncem neydi? Sana taktikler vermekti. Burada da dikkat etsen şurada bir kelime var bak. Söz gelimi diyor. Söz gelimi örnek vermeden önce kullanılan bir şey. O zaman söz geliminden önce, yani örnekten önceki bakalım. Bir sanatçı dilinin yalınlığıyla ölümsüzlüğü yakalar. Demek ki adam bir şey söyledi, ardından da örnek geldi. O zaman buna benzer bir ifade kalacağız. Sade dille yazan sanatçıların eserlerini kalıcı oldu bak. Dilinin yalınlığı, sade dil, ölümsüzlüğe kadar eserlerinin kalıcı olduğu diyebiliyoruz. Yani burada tabii ki diğer cümleleri de okuyacağız ama biz taktiği sana net bir şekilde öğretmek adına burada taktik üzerine vurgu yapıyoruz bak. Örneğin dedi, söz gelimi dedi, mesela dedi ama öncesinde sana ana düşünceyi verebilir. Üçüncü soru taktiğimize baktığımızda ise bu parçaya göre eleştirmenden beklenen tutum aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine konuyla alakalı bir taktik verecek. Şimdi burada ana düşünceye de yaklaşmamızı istiyorum. Beklenen tutum derken asıl anlatılmak istenen, vurgulanan, asıl anlatmak istediği gibi bir şeyi başka bir soru tarzıyla sormuş. Bu da yine bir ana fikir sorusu esasında. Şimdi burada da oysa sözünden sonra ana fikir gelir. Niye biliyor musun? Adam bir şeyler anlatır. İşte şu şöyledir, bu böyledir, şu şöyle, şöyle. Oysa der. Bak, bir şeyler anlattım ama. Eleştirmenin görevi sanatçıyı gözü kapalı yüceltmek değildir. Bak, oysa dedi. Yani bir şeyler anlattım ben ama onu da salla sen dedi. Oysa eleştirmenin görevi sanatçıyı gözü kapalı yüceltmek değil. Eserin gerçek değerini nesnel bir bakış açısıyla ortaya koymaktır diyor bak. Niye böyle bir şey yaptı biliyor musun? Yukarıda bir şeylerden bahsetti. Önce seni oyaladı. Sonra esas ana düşünceye, hani son cümleye dikkat et demiştik ya. Son cümleye gelmeden önce oysa diyerekten bak, oysa sözüne dikkat et. Oysa sözünü vurgulayaraktan sana net bir şekilde ana düşüncesini gönderdi. O zaman bununla benzer bir ifade A seçeneği de var. Eserleri tarafsız bir bakışla değerlendirmek, eseri nesnel bir bakışla ortaya koymak. O zaman oysa sözcüğüne dikkat ediyoruz. Geldik dördüncü soru tarzımıza. Bu parça Anadolu halıları ile ilgili hangisi denilmemiştir? Yani bir yardım düşünce sorusu. Burada da şu çok önemli, taktiğimizi söylüyorum. Seçeneklerle cümleleri eşleştirmek yardım düşünce sorularını çözdür. Yani sen burada ne yazıyor? Burada. Burada ne yazıyor? Burada. Burada ne yazıyor? Burada şeklinde gidersen çok rahat konuyu öğrenebilirsin. Mesela başlayalım. İlk cümleyi okuyalım. Anadolu halıları yün atkı ve çözgüler üzerine yine yünden ilmikler atılarak yapılır. Bazı bölgenin halılarında ise ilmikler yünden atkı ve çözgüler pamuktandır diyor. O zaman yün ve pamuktan dokunduğuna değmiş. Bak, bu mor, bu morla gidiyor. Niye? Yünden atkı ve çözgüler pamuktandır diyor. Devam ediyoruz. Parlak yünden el içeriğiyle üretilmiş uzun iplerle dokunan bu halılar çok kalitelidir diyor. O zaman bak, burada ne dedi? Çok kalitelidir dedi. O zaman ipliklerin el ile hazırlandığını görüyoruz bak. Niye? El işçiliği dedi bak. El işçiliği el ile. Bak, hemen birbirini eşleştirebiliyoruz. Peki hocam, ben sınavda böyle renkli kalem yok. O zaman ne yapacağım diyorsan şöyle yapacaksın bak. Altını düz çizgili çizebilirsin. Altına noktalar koyabilirsin. Böyle zigzaklı yapabilirsin. Dolayısıyla burada düz çizgi var.
altını düz çizersin. Burada nokta var, nokta ile çizersin. Burada zigzag var, zigzag var diye yapabilirsin. Ben şimdi sana öğretmek için renkli kalemle gösteriyorum. Devam ediyoruz. Söz konusu iplikler, devam ediyorum. Söz konusu iplikler ise doğal yollarla elde edilen boyalarla boyanır. O zaman doğal boyalar kullanıldığına değinebiliriz. Bak, turuncu turuncuyla, yeşil yeşille, mor morla eşleşti. O zaman artık doğru cevabın deniz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu söylemedim. Tekrar söylüyorum, sen de renkli kalem olmayacağı için bu yöntemi uygulayabilirsin. Geldik 5. soru tarzımıza. Bir metinde sayısal ifadeler varsa açıklamadan yararlanırız. Yani bilgi veriyorsa açıklama olduğunu biliyoruz. Sohbet havası varsa, konuşma havası varsa tartışma olduğunu biliyoruz. Masaldan hikayeden alınmışsa öyküleme olduğunu biliyoruz. Bir şey gözümüzde canlanıyorsa betimleme olduğunu biliyoruz. Ama bu sefer farklı bir şey söylüyoruz bak. Sayısal ifade varsa açıklamadan. Niye? Hemen gösterelim. Mısır müzelerinde nerede mesela? 2500 yıllar diyor. Veyahut da 18. yüzyıl. Yani sayısal şeyleri atamazsın kadar. Mesela ben günde işte bir 350 soru çözüyorum diyorsan bunu net bir şekilde rakamsal söylüyorsan veyahut da işte 1974 yılında doğdu veyahut da işte 674 kişi geldi diyorsan bu senin nesnel davranmaya çalıştığını gösterir. Nesnel davranıyorsan da açıklama tarzı paragraf vardır diyebiliriz. Geldik 6. soru tarzımıza. Bir metin eskiden diye başlıyorsa o metinde kesinlikle karşılaştırma vardır. Zaten karşılaştırma cümlelerinde ise, daha, en olduğunu biliyorduk. Hatta karşılaştırma cümleleri şöyledir. Bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde gidiyordu. Ama eskiden diye başlıyorsa bu da bir taktik. Eskiden bayramlar, bak eskiden demiş. Eskiden bayramlar çocukların bayramıydı. Şimdilerde, eskiyle şimdi karşılaştırıyor. Yani eskiden demesinin sebebi şu. Biz tabii geçmiş sınav sorularının üzerinden gidiyoruz şu anda. Yani eskiden böyleydi. Şimdi karşılaştırıyorum bak. Günümüzde ise böyle diyor ve karşılaştırma tarzını yapabiliriz. Geldik. Ne kadar güzel taktikler hocam. Bunlarla başarıya koşacağım. Evet, koş bakalım. Şimdi 7. soru taktiğimize baktığımız ise olaya bağlı metin çözümlemesinde anlatıcı sizi cevaba götürür. Nasıl yani? Şimdi olay verdi, yer verdi, zaman verdi, kişiler verdi, anlatıcı verdi ve 3. kişi. Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisi bu unsurlara uygun olarak kurgulanmıştır diyor. Şimdi eğer burada anlatıcı 3. kişi diyorsa sen hemen 3. kişiye bakacaksın. Bak burada geldik diyor, biz geldik 1. kişi. Gidecektik, biz 1. kişi. Baktım biz bak. Geldik, gidecektik, baktım. Ama şurada ne diyor? Yorulmuş tu diyor. O diyor. O zaman o diyorsa 3. kişi. O yüzden doğru cevabımızın Bursa seçeneği olduğunu yakaladık. Bu kadar basit miydi hocam? Zaten bu tarz sorularda veya sana bir paragraf verir der ki bu paragrafta hangisi yanlıştır der. Hemen anlatıcıya odaklan. Yani anlatıcıyla alakalı 1. kişi kullanılmıştır, 3. kişi kullanılmıştır diyorsa muhtemelen doğru cevabı oradan daha hızlı halledebilirsin. Geldik 8. soru tarzımıza. Bu metin 2 paragrafa bölmek istenirse 2. paragraf hangi cümleyle başlar diyor. Şimdi 2. paragraf hangi cümleyle başlar diyorsa paragrafın başlangıç cümlesi olabilecek bir cümle bulman lazım. Ve şunu asla unutma. Bir paragrafın giriş cümlesinde asla bu durum, bu yüzden, çünkü, ama böyle şeyler olamaz. Bunlar giriş cümlesinde olamaz. Bunları giriş cümlesinde istemiyoruz. O zaman bunların olmadığı giriş cümleleri bulmamız lazım. Şimdi demiş ki giriş cümlesi bulacağız. İyi bir okur olduğumdan aşağı yukarı bütün yabancı yazarların dilimize çevrilmişlerini alıp okudum. Şimdi bu zaten giriş cümlesi, ikinci paragraf bu cümleyle başlamaz. Zaten bu zaten ilk cümle yani, olmaz. O yazarlara yönelik diyor. Şimdi o yazarlara yönelik dediği için bir kere bu giriş cümlesi olamayacağından bu gitti. Söz konusu yazılarımda diyor. Söz konusu yazılarımda dediği için bu da olamaz. Yazarlığa, dergilerle yayınlanan kitap tanıtım yazılarıyla başlanıyor. Bak şimdi burası yepyeni bir giriş cümlesi olduğunu görebiliyoruz. Peki burada bu olamaz, yine bu diyor bak. Buradaki bu ifadesi, buradaki söz konusu yazılarının ifadesi, buradaki o yazarlar ifadeleri bizi hep ne yapıyor? Giriş cümlesinden uzaklaştırıyor. Ama 4. cümle yani cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Tam bir giriş cümlesi. O zaman 2. paragrafa numaralanmış cümleler hangisiyle başlar sorularında giriş cümlesi buluyoruz. Geldik 9. taktiğimizi artık bitiriyoruz Songuç'um. Bağlayıcı unsurlarla başlamayan cümle giriş cümlesi olur. Bu ne demek bağlayıcı unsurlar? Az önce söylediğim şey. Eğer bir cümle içerisinde bu varsa bağlayıcı bir unsurdur. Veyahut da ama diyorsa bağlayıcı bir unsurdur. Onu diyorsa bağlayıcı bir unsurdur. Bunu sana sınavlarına sorar. Der ki bir paragraf oluşturmak size ikinci cümle hangisi olur? Üçüncü cümle hangisi olur? Birinci cümle hangisi olur derse sen diyeceksin ki ben bu tarz sorularda önce giriş cümlesi. Kaçarım. Hayır. Önce bak tekrar taktiğimizi yazıyorum Tonguç Helal'ım benim. Önce giriş cümlesini bul. Giriş cümlesini bulursan yani bir şeyi başlatırsan devamında getirebilirsin. İkinci cümleyi de bulursun. Üçüncü cümleyi de bulursun. Ama giriş cümlesini nasıl bulacağız? İçerisinde bu,
ama onun olmayacak. Dolayısıyla bu soruda doğru cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor. Gelelim bir de sözel yetenek sorusuna. Sözel yetenek sorularında kendisiyle ilgili bilgi verilmeyen kişi cevaptır. Bu tabii %90 diyelim. Bazen istisnalarda olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Ama çıkmış sorulara baktığımızda, örnek sorulara baktığımızda bu mantığın tuttuğunu görüyoruz. Ama biz yine de dikkatli olmalıyız. Kaan, Lale, Meral, Nazlı ve Ozan adlı kişiler A ve B filmlerine gitmiştir. Güle güle. Bu kişilerin gittikleri filmlerle ilgili şunlar bilmektedir. Her bir kişi sadece bir filme gitmiştir. Üç kişi A filmine gitmiştir. Meral ve Nazlı aynı filme gitmiştir. Lale ve Ozan'ın gittiği filmler farklıdır. Bak şimdi dikkat et. Lale'den bahsetti. Lale burada var. Ozan'dan bahsetti. Ozan burada var. Nazlı'dan bahsetti. Nazlı burada var. Meral'den bahsetti. Meral burada var. E Kaan neredesin sen? Kaan sen? Ben doğru cevaplardayım diyebilirsin. Yani burada bahsedilmeyen isim doğru cevap olabilir. Şimdi Tonguç'cum sana bunlarla alakalı ödev vermek istiyorum. Bunları çok güzel pekiştirmen lazım. Ben sana böyle anlatıyorum ama dinle dinle öğrenemezsin. Esas yapman gereken şey bol bol soru çözmek. Öncelikle taktikli Türkçe soru bankamızdaki paragraf sorularını mutlaka çözmelisin. Buradaki paragraf soruları senin için en değerli sorular. Hemen buradaki soruları sana sayfa olarak söylemek istiyorum Tonguç Ali. Benim parça anlam diye başlıyor buralar. Sayfa 60'tan başlayıp parçada yapı da yine bu taktiğin içine giriyor. Sayfa 100'e kadar hatta bu tarz yeni nesil görselli soruları çözmelisin. Aynı zamanda Tonguç'um Dinamo soru bankamızdan da paragraf sorularını ödev vermek istiyorum sana. Burada da yine tablo görsel soru. Bana arkadaşlarım okulda dingil diyor hocam. Hayır sen dingil değilsin. Sen Dinamo sayesinde çok daha başarılı olacaksın. Dinç olacaksın. Şimdi burada yeni nesil görselli soru. Uf koca gazeteyi mi okuyacağız? Hayır. Burada değişik bir şeyin üzerine odaklanmanı sağlayacak. Dikkat gerektiren görselli sorular olacak. Burada hemen sayfaları ödev olarak vermek istiyorum sana Tonguç Eren benim. Burada atasözlerinden sonra gelen sayfada başlıyoruz. Yani sayfa 64'ten başlayıp. Hocam 10 dakikada 10 taktik verdiniz vallahi helal olsun. Şimdi ödev veriyorum Tonguç'um. 64'ten 110'a kadar yine çözebilirsin. Biraz daha zor soru. Ben kaşınıyorum hocam. Kaşınıyorum öyleyse varım diyorsan Zoru Bankası'nda yine parça anlamla alakalı bak bu tarz infografik sorulara karşı hazırlıklı olmalısın Tonguç Ali benim. Burada çözeceğin soruları söylüyorum sana. Sayfa 74'ten ne kadar çok paragraf soru çözersen o kadar iyi. O yüzden bugün biraz fazla ödev vermek zorundayım. Sayfa 120'ye kadar yani 119'a kadar çözmen senin için en değerlisi. Buradaki parça sorularını çözmek. Hocam her gün 10 tane paragraf çözmek istiyorum ben. O zaman da yine paragraf form. Peki hocam niye bu kadar çok ödev veriyorsunuz? Çünkü sınavın neredeyse Türkçenin çoğunluğu paragraf soruları ve aynı zamanda inkılap tarihinde dinde de sana uzun uzun paragraflar soracaklar. Dolayısıyla burada tüm kitabı ödev vereceğim sana. Niye? Çünkü burada önce bir yeni nesil soruyla başlıyorsun sonra onar onar gidiyorsun. Bunu her gün çözebilirsin. Burası senin için bir genel ödev. Bir de Tonguç'um konu taramaları deneme kitabımızdan biraz abarttık ödevi. Niye? Abarttınız hocam gerçekten. Abarttık niye? Çünkü senin başarını kabartmak istiyoruz. Yani iyi başarı. Hatta burada en başa koyduk paragrafı. En önemli konu paragrafı olduğu için hatta gösterelim. Bak kitabımız direkt paragrafla başlıyor. Görsel, tablo, mantık, yorumlama, sözel mantıkla başlıyor. Burada da çözmen gereken ilk 10 kotayı yani konu taramalarında ilk 10 kotayı çözersen senin için tamam olmuş olacak. Son bir ödev daha veriyorum. Sözel mantık sorularını nasıl çözebilirim hocam? Sözel mantık soruları için sadece buna özel bir kitabımız var. Sözel mantık ve sayısal analiz kitabı. Burada Tonguç'um kitabın matematikten önceki kısmındaki soruları yani yeni nesil soruları mutlaka çözmen lazım. Bak bu tarz infografik sorular senin sınavda hiçbir soruyu kaçırmamanı sağlayacak. Ve bu tarz soruları çözerken eğer takılırsan da çözümlerini zaten uzman hocalar veriyor. Bütün ödevleri verdim. Neden? Hiçbir soruyu kaçırmanı istemiyoruz. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yap. Yorumlara yol atalım. Teşekkür ederim hocam.